Bir Çin Hikayesi Aziz Nesin Siyasi polis memuru Su Tiang'a şefi o sabah şu emri veriyordu. Su Tiang, size çok önemli bir görev veriyorum. Gözünüzü açın. Bu sizin meslek hayatınızda en şerefli bir iş olacak. Tabii başarabilirseniz. Su Tiang, gözlerini eski potinlerinin burnundan kaldırmadan utanarak sordu. Mükafat verilecek mi Bay Şef? Görevinizde başarı kazanırsanız elbette. 3000 yen alacaksınız. Şimdi kulaklarınızı açın. Beni iyi dinleyin. Siyasi polis şefi durmadan anlatıyordu ama Su Tiang'ın bir şey anladığı yoktu. Kafası 3000 yene takılmıştı. 3000 sayı olarak bir şey, büyük bir şey ama pazara gitmeye gelince pek de bir şey sayılmaz. Sutyank nasıl olsa bu işin üstesinden gelirdi. Ama 3000 yen çok az. Şef sordu. Siz Amerikan gizli servisinden uzman Jacques Toval'ın kursunda bulunmuş muydunuz? Kafası 3000 yende olan Su Sutyank, "Ha?" diye sordu şefe. Şef bir daha söyledi. Amerikalı uzman. "Ha, evet evet. Kursa en iyi dereceyi ben almıştım." ''Öyleyse sana güveniyorum. Beni iyi dinle, Su Tiang. Çok iyi makyaj yapacaksın. Bir dilenci kılığına gireceksin. Pukung Caddesi'ndeki büyük pembe boyalı binanın karşısında köşe başında dileneceksin. Anlıyor musun? Sabahtan akşama kadar orada... ''Anlıyorum şefim. Benim için dilenci kılığına girmek hiç de zor olmayacak.'' O büyük binaya kimlerin girip çıktığını öğrenmeye çalış. Her akşam raporunu beklerim. Baş üstüne şefim. Su Tiang o kadar güzel, başarılı, yüz ve kılık değiştirdi ki onu böylece gören bu adam doğuma büyüme dilenci derdi. Bütün Çin aransa ondan daha dilenci hiç kimse bulunamazdı. Dilenciliğe başladığı ilk sabah önünden geçen şef Su Tiang'ın eline bir beş para bırakıp yavaşça ''Kutlarım seni Su Tiang'' dedi. ''Bu işi sana kendim vermemiş olsaydım senin gerçek bir dilenci olmadığını ben bile anlayamazdım.'' İşe başladığının ilk günü Su Tiang avucuna bırakılan, önüne atılan bozuk paraları toplayıp cebine atmaktan polislik görevini yapmaya pek zaman bulamadı. Bu yoksul ülkede de ne çok sever Düşkünleri korur kişiler varmış. Köşe başına bağdaş kurup oturmuş. Önüne de mendil sermiş. Mendil parayla hemen dolmuştu. Su Tiang şaşırmıştı. Polislikte geceli gündüzlü koşup çalışarak bir ayda kazandığı parayı burada dilenerek üç günde oturduğu yerde elde ediyordu. Dilenciliğe başladığının ikinci haftasında bir sabah kulağının dibinde ıslık gibi bir ses duydu. Su bugüne kadar hiç rapor vermedin. Dilenci korkuyla başını şefine kaldırdı. Allah rızası için, evet, yarın akşam getireceğim. Merhametli efendilerim, yoksullara acıyınız. Raporu sunacağım şefim. Yoksullara, düşkünlere, kimsesizlere bir küçük sadaka, dilencinin avucuna sadaka bırakan kalabalığın anlayamadığı bu şifreli sözlere karşı şef, raporu bekliyorum, dedi. Su Tiang bir aya yakın dilencilik yaptı. İşe başlarken böyle bol para toplayabileceğini hiç düşünmemişti. Hem bu işin bir kolaylığı da bağımsız ve özgür çalışabilmesindeydi. Canı isterse çalışır, istemezse çalışmazdı. Hemen kararını verdi. Bir sabah erkenden şefinin karşısına dikildi. Şef sordu. Bu kadar geç kaldığınıza göre hiç olmazsa iyi bir sonuç çıkarabildiniz mi? Evet, dedi Su Tiang. İşte raporum, buyurun. Su Tiang'ın uzattığı kağıdı okuyunca şefin karantina sarısı yüzü birden pirinç beyazına döndü. Bu pullu bir dilekçeydi. Su Tiang'ın polislikten istifasını bildiriyordu. Şef, siz çıldırdınız mı Su Tiang? dedi. Emekle ayrılmanıza şurada ne kaldı? Bu kadar yıllık emeğinizi nasıl tepersiniz? Teperim, dedi Su Tiyang. Sizin gibi tecrübeli... Olsun, basbayağı teperim. Şef, elini Su Tiyang'ın omzuna attı. Yıllarca emek verdiği siyasi polisliğin ona kazandırdığı anlayışlı, keskin bir bakışla Su gözlerine baktı. Sanki onun bütün içinden geçenleri okumaya çalışıyordu. Su bana yutturamazsın. Bunda bir iş var dedi. Su Tiang kuşkuyla şefini süzdü. Sonra cebinden bir defter çıkarıp dilencilikte günü gününe topladığı paraların hesabını şefine gösterdi. Ben bütün bu paraları sizin yüzünüzden topladım da ondan işin iç yüzünü açıklıyorum dedi. Yoksa başka birine hiçbir zaman söylemezdim. Sizin de öteki arkadaşlara bir şey çıtlatmamanızı rica ederim. Şef sevgiyle Sutyank'a baktı. Aman Sutyank, sakın sen de kimseye ağzından bir şey kaçırma. Bu giz aramızda kalsın dedi. Çünkü kalabalık caddelerden birinde uygun bir köşe bulup ben de işe başlayacağım.